Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nasu inne va'dallahi hakkun fela teğurrennekumul hayatu dünya ve la yeğurrennekum billahil garur. Sadakallahul azim. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن أبي ذر الغفاري قال رسول الله ليس الزهادة في الدنيا بتحريم الحلال ولا في إضافة المال ولا في إضاعة المال ولكن الزهادة في الدنيا ألا تكون بما في يديك أوثق منك بما في يد الله Sadaka Resulullah fîmâ kâle ve kemâ kâl. Muhterem kardeşlerim, bir ayet ve bir hadis çerçevesinde dünya hayatının, dünyaya bağlanmanın ne ifade ettiğini veya müminin dünya hayatı çerçevesinde duruşunun ne olması gerektiğini kısaca ifade etmeye çalışalım. Okuduğum ayet-i kerimede Cenab-ı Hak, ey insanlar, Allah'ın vaadi haktır. Yani Allah size verdiği dünya hayatından sonra muhakkak ki ahirette hesaba çekileceğinizi vaat etmiştir. Yani insanın bir dünya hayatı bir de ahiret hayatının olacağını, dünya ahiretin bir manada mukaddimesi, ön hazırlığı olduğunu ifade etmektedir. Ve dolayısıyla dünya hayatındaki yaptıklarıyla ahirette muamele göreceğini ifade etmektedir. Onun için فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ Yine şeytan da Allah hakkında sizi kandırmasın. Ne demektir dünya hayatı sizi aldatmasın? Yani kısaca ifade edecek olursak dünya hayatı sizi kendine bağlamasın. Kendine bağlayıp da Allah'a karşı vazifelerinizden sizi alıkoymasın. Dünyada neyiniz varsa, yaptığınız ne varsa bu yaptıklarınızı ölçülü bir şekilde yapın. Meşru çerçevede yapın. Ve yaparken de bu yaptıklarınız sizin dini hayatınızı ihmal ettirmesin. Yani dininizi ve dünyanızı dengeli bir şekilde yaşayın. Ahiret ve dünya hayatını dengede tutun ve özellikle ahiret açısından feda edip de dünyaya daha çok önem vermeyin. Ve arkasından da bu dünyaya bağlılığınız neticesinde وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ Allah hakkında da sizi şeytan ne yapmasın? Aldatmasın. Yani Allah ile aldatmasın. Allah size mühlet verir, daha sonra tevbelerinizi kabul eder, tevbe edersiniz, vaktiniz vardır deyip sizi şeytan Allah'ın rahmetiyle ne yapmasın? Oyalamasın. Allah'ın merhametini kullanarak size kullandırarak sizi oyalamasın manasındadır. Buna mukabil sadece ahiret hayatı değil, sadece manevi hayat değil, elbette ki dünyada yaşarken dünyadaki hayatınız da vardır. Dünyada Allah'ın meşru çerçevede size vermiş olduğu, size vermiş olduğu nimetleri meşru çerçevede kullanmamızı da Cenab-ı Hak istiyor. Yani tamamen dünya hayatını boş verip işte maddeden el etek çekip bir tarafta tamamen zahidane bir hayat sürmemizi de Cenab-ı Hak bize emretmiyor. Dolayısıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin işte bir sohbetinde işte ahiret hayatını, ahiretteki durumları anlattıktan sonra sahabelerden üç kişinin işte bir takım sahabelerin ya da İşte biz artık dünyadan el etek çekeceğiz. İşte bir kısmı işte birisi ben kadınlarla evlenmeyeceğim. Ben devamlı
oruç tutacağım vesaire vesaire gibi tutumlar sergileyip kendilerini tamamen dünya hayatından soğutmalarına Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin cevabı neydi? Ben bir peygamberim. Ben de dünyada gerektiği kadar ne yapıyorum? Aile hayatım oluyor, yemem içmem oluyor gibi onlara bir Müslümanın nasıl olması gerektiğini de göstermiştir. Buradaki hadis-i şerifte de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ebu Zer Hazretlerinin rivayetine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dünyaya rağbet etmemek demek, yani dünyaya bağlanmamak demek nedir diye ifade ederek kişinin helal olan şeyleri kendisine haram kılması veya malını dağıtıp tüketmesi demek değildir. Yani ben dünyaya hiç değer vermiyorum. Kendime hiçbir şey istemiyorum. Veya elimdeki malı tamamen işte sarf ediyorum, veriyorum, dağıtıyorum demesi diyor Peygamber Efendimiz, dünyaya rağbet etmemesi demek değildir bu. Bu yanlış bir tutumdur, ölçülü değildir diyor. Aksine, bilakis dünyaya rağbet etmemek demek, elinde olan şeylere Allah katında olanlardan daha fazla güvenmemendir diyor. Yani bir Müslümanın dünyada ne olursa olsun dünyadaki varlığına aslında güvenmemesi demektir. Dünyaya rağbet etmemek demek benim sahibim Allah'tır. Her şey Allah'ın elindedir demesidir aslında. Ben bugün varım, yarın yok olacağım şuurunu iyi kavraması demektir. Bu dünyada imtihanda olduğunu kavraması demektir. Dolayısıyla bu dünyada hazırlık yaparak ahirete hazırlanmasını ifade etmektedir. Yani Cenab-ı Hakk'ın kendisine araç olarak verdiği nimetleri amaç haline getirmemesi demektir. Yani bu dünyada Cenab-ı Hakk'ın kendisine verdiği nimetlerle hem bu dünyada meşru çerçevede hayatını ifa etmesi hem de bu dünyadaki hayatını ifa ederken bu dünyadaki Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu hem bedenen hem bedeninin dışında yani hem enfüsünde hem de afakında yani kendisinde ve dışında kendisine verilen sahip olduğu bütün nimetleri araç olarak kullanarak onlardan meşru çerçevede faydalanarak ahiretini kazanma yolunda hareket etmesini ifade etmektedir muhterem kardeşlerim. Dolayısıyla dinimiz ifrat ve tefritten uzak bir anlayışa sahiptir. Ne ifratta ne de tefritte hareket etmesini asla müminlerin istememektedir. Ölçülü yaşamasını, Cenab-ı Hakk'ın göndermiş olduğu Kur'an'a göre, peygamberinin sünnetine göre ölçülü bir hayat yaşayıp hem dünyasını mamur etmesini hem de ahiretini ihmal etmemesini dünyadayken ahiretine hazırlanmasını emretmektedir, ona ifade etmektedir muhterem kardeşlerim. Cenab-ı Hak hepimize ölçülü bir hayat yaşayabilmeyi, Kur'an'ı ölçü olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadislerini, sünnetini ölçü olarak hayatımıza tatbik etmeyi hepimize nasip eylesin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.